Selamünaleyküm kıymetli izleyenler. Ekonomik Boyut programımızla karşınızdayız. Ekonominin gidişatını, ekonomik gelişmeleri kıymetli konuğumuz ekonomist yazar Sinan Bayraktar hocamıza soracağız. Hemen hoş geldiniz de demek istiyorum. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Evet, ekonomik değerlendirmeleri alacağız. Tabii ekonomimiz inişli çıkışlı süreçlerden geçiyor. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan genel bir haftalık değerlendirme ile başlayalım hocam. Evet, yani ekonomi tabii ki hep söylediğimiz şeyi, aynı şeyi tekrarlayacağım. Ekonomi yaşam biçimi, bizim yaşamımızı oluşturan en önemli değer. Zaten hayatımız ekonomiyle şekilleniyor, parayla şekilleniyor. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu hafta çok önemli gelişmeler yok ama önemli bir tane gelişme sayacağımız işte Kanal İstanbul'un başlangıcı var. Onu bu bölümün sonunda doğru biraz açarız. Haftalık değerlendirmelere baktığınız zaman Türkiye'deki tabii ki aşılama ve bu sağlıkla ilgili değerler ekonomide yine çok önemli yer tutmaya başladı. Haber bültenlerini açtığınız zaman turizmle ilgili gelişmeler, Türkiye'ye turist gelmesi, yasakların kalkması 1 Temmuz itibariyle, yeniden oluşan değerlerin satın alınması var. Bunlar çok önemli hale gelmeye başladı ve önümüzdeki günlerde hep bunları konuşacağız. Çünkü Türkiye'nin turizme ihtiyacı var. Türkiye'nin dövize ihtiyacı var. Türkiye'nin dış kaynağa ihtiyacı var. Türkiye'nin yatırıma ihtiyacı var. Türkiye farklı şekillerde gelişen bir ülke. Bunu herkes kabul ediyor. Yani ne şekilde gelişiyor, nereye doğru büyüyor dediğinizde Türkiye gelişmekte olan ülke konumundan gelişen, gelişmiş ülke konumuna geçmeye çalışıyor uzun yıllardır. Bizim sıkıntımız orada. Biz hala dış kaynak baskısıyla yaşayan, onunla yönetilen, dış kaynağın çok etkin olduğu, enerjisi yine dışa bağımlı olan bir ülke konumunda. Dolayısıyla bunlar bizi zorluyor. Haftalık gelişmelerin tümünde Türkiye'deki ekonomik değerlerde işte siyasetin etkin olduğu programlar, onların konuşmaları, Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmaları yine her şeyi oluşturabiliyor. Tabii ki herkesin sorduğu bir soru, onu da genel anlamda şöyle açmaya çalışacağım. Hocam kurlar yükseliyor, altın artıyor. Bunun piyasalar içinde engellenme olanağı yok. Yani şunu şöyle yaparsanız bir yere varır diye bir netice yok. Bir kere yani bana göre yanlış olan döviz satarak, döviz rezervini kullanarak bunları aşağı çekme imkanınız yok. Yani para satarak, döviz satarak kuru sopalamanızın, dövmenizin anlamı yok. Olmuyor zaten. Denedik. Uzun yıllardır da deneniyor. Ya neden işte kurlar aşağı çekilmiyor? Kurlar arz talep dengesiyle oluşan hareketlerin sağladığı bir unsur. Hani neden yukarı gidiyor dediğiniz zaman risklerden dolayı yukarı gidiyor. İşte endişelerden dolayı yukarı, güvensizlikten dolayı yukarı gidebiliyor. Bunlar var. Bunlar doğal süreçlerdir. Bu süreçler içinde tabii ki bizim çok önemli kavramlarımızın başında bir şeyleri dengeye oturtmak olacak. Onları yapabiliyorsak, örneğin bir şeyleri sabitleyebilirsek, hani bir kelimemiz var, istikrara kavuşturabiliyorsak bir yerleri doğru sonuç elde edebiliyoruz gibime geliyor. Evet. 1 Temmuz itibarıyla bütün kısıtlamalar kalkıyor. Siz de buna dikkat çektiniz. Biliyoruz ki bütün iş ve iş yerleri artık tam olarak açılacak. Bir de ekonomide şu durum vardı ya, daha geçmiş yıllarda da böyle bir kamu spotu yayınlanmıştı. Alın verin, ekonomiye can verin diye. 1 Temmuz'da da alışverişler herhalde artacak. Çünkü kısıtlanan iş yerleri de açılacak. Bunun değerlendirmesini alacağım. Bir de istikrardan bahsettiniz. Yetkililerin bir fiyat istikrarı açıklamaları vardı. Acaba bu fiyat artışı devam edecek mi? Çünkü 1 Temmuz'a kadar işverenler ister istemez zarar ettiler. Acaba burada fiyat artışı bekleniyor mu? Ya da fiyat istikrarı nasıl sağlanacak? Ya geçenlerde Pergel programı var bizim. Evet. Özkan Hoca'nın yayınladı. Orada bir dörtlü bir program yapmıştık. Çok güzel bir şey sordu. Hocam alıştık mı dedi. Yani gidiyoruz dedi. İşte dolar fiyatı şu olmuş. Benzinciye gidiyoruz, dolduruyorlar depoyu, bu olmuş. İşte bir şey alıyoruz, ödüyoruz dedi. Alıştık mı dedi. Dedim alıştık. Biz uzun yıllardır alıştık buna, bu yüksekliğe. Bu şeye benzer. Her zaman aynı konuşmayı yaparım. Yani yaşadığınız tansiyonun vücuda adaptasyonuna benzer. Bir yerde alışırsınız. Yüksek tansiyonla yaşayan bir insanın vücudu onu koordine edebilmek için
ona karşı defans sistemini geliştir, o 22 tansiyonla yaşar, ölmez. Riski çok yüksektir. Her an ölüm tehlikesi vardır ama yaşar. İlaçlarla takviye edilir, kendini kollar, yaşar. Biz de öyle olduk galiba. Yani ona benziyor. Bir yerde hani o fiyat artışlarının getirdiği Türkiye'de bir alışkanlık var. Yani zam yapa yapa bu alışkanlık haline geldi. Yüksek enflasyon alışkanlık haline geldi. Yani bugün sokağa çıkın, hangi vatandaşa sorarsanız sorun. Yarın bilmem neye zam gelecek mi değil, evet dersiniz. Hiç başka bir cevap alamazsınız. %90'dır buraları. Yani yarın işte fındığa zam gelecek mi? Evet der size. Çünkü çaresizdir. O zamma da alışmıştır. Onunla ilgili yaşamayı öğrenmek için kendini koruma yöntemleri geliştirir Türk insanı. Enflasyonist ülkelerde bu böyledir. En tehlikelisi bundan korunabilmek için illegalite gelişir. En tehlikelisi odur. Yani yüksek fiyat artışları, enflasyon, yüksek enflasyon illegal işleri devreye sokar. Allah korusun. Yani yasal yollardan saparlar insanlar. Daha fazla kendilerini korumak için başka yerlere, başka rantlara doğru giderler. Bugün duyuyorsunuz. İşte bir takım yatırım araçlarına sizi çağırırlar, dolandırıcılık yaparlar. Sizin paralarınızı önden emerler. Size yüksek gelir vaat ederler. Bunlar türer. En büyük tehlikesi o. Tabii bu arada bunların olmaması için sadece enflasyonuna bağlı değil bunlar, bu fiyat istikrarı. Bir takım tedbirleri de almanız gerekiyor. Örneğin hukuksal reformlar, kamu reformu, ekonomik reform paketleri, halka güven sağlayacak, geleceğini temin edecek gençlere iş reformları gibi reformları koyduğunuz zaman ülkeye yatırımcı gelir ve yatırımcı ülke içinde de değer ifade eder. Bugün ülkenin normal değerlerine baktığınız zaman yatırımcı hareket etmiyor, duruyor, bekliyor. Şimdi Sayın Elvan düşük enflasyon ve kur istikrarı vurgusunda geçen hafta içinde Gaziantep iş dünyasıyla bir buluşma sağladı. Orada ikinci çeyrekte çift taneli büyüme bekliyorum dedi. Enteresan bir şekilde. Düşük enflasyon ve kur istikrarına yine vurgu yapıyor ekonomi yönetimi olarak. Bugün biz ekonomideki temel problemin kurun oynaklığından kaynaklandığını belirtiyorsa bizim kurda rahatsızlığımız var demektir. Bunu belirtiyor zaten. Diyor ki bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrar. Evet doğru. Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kuru dengede tutabilme. Bu ülkenin ihtiyacı o. Fiyat istikrarı olmaksızın sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz diyor. Bunu söyleyen ekonomi bakanı. Sayın Elvan söylüyor. Çok güzel bir söylem. Hakikaten bahsedemezsiniz. Yani fiyat istikrarı ve kur istikrarını sağlayamazsanız büyümeden veyahut gelişmeden veyahut geleceğe bakma konusunda böyle mutlu bakışları sağlayamazsınız. Bunu ben söylemiyorum. Bakan da söylüyor. Ben ayrıca söylüyorum. Ekonomistler ayrıca söylüyor. Merkez Bankası'nın vurgulamasını yapıyor. Diyor ki Merkez Bankası kararlı bir duruş sergilemek zorunda. Şimdi Merkez Bankası'ndaki hareketleri hepimiz biliyoruz. Başkan değişimi, başkan alımı, yeni başkan gelmesi, faiz tartışmaları hep Merkez Bankası üzerinden geliyor. Bir kere hep söylediğimiz bir şey var. Hakikaten Merkez Bankası'nın tamamen bağımsız, kendi içinde hareketleri sağlayacak, yetkinliği yüksek olan kişilerden donatılmış olması lazım. Birkaç başkan yardımcısı değişti, başkan değişti. Ama merkez bankacılığı dünyada çok özel bir meslektir. Gerçekten bunu Türkiye maalesef zedeliyor. Yani siyasiler geliyorlar, merkez bankalarına dokunuyorlar. Ha, dönüyorum siyasi tarafına. Siyasi de şunu söylüyor, ben ekonomik vaatlerle buraya geliyorum. Ben halkıma refah vaat etmek için buraya geliyorum. Doğru. Çünkü seçim tartışmasına geliyor, diyor ki ben halkıma işte şunu yapacağım, şunu vereceğim, şöyle yapacağım, böyle geliştireceğim. Ben sizi büyüteceğim, ben size refahınızı sağlayacağım diyor. Böyle oy istiyor. Şimdi siyasetçi de diyor ki ben böyle oy istediğim için ben gelirim Merkez Bankası politikalarına da karışırım diyor. Ancak karışırsın, evet doğru, haklısın. Ancak müdahil olduğun noktanın bir ölçüsü var. Onu iyi bilmek lazım. Çok müdahil olursanız bakın bugünkü hareketler gelir. 3-4 Merkez Bankası değişiminde Türkiye kur fırtınaları yaşıyor. Buna gerek yok bence. Bırakın Merkez Bankası bağımsız olsun. Şimdi Bakan Elvan da orada diyor. Yani politikalar enflasyonda disiplinli öngörülebilir olacak ve başarı getirecek diyor. Şimdi bunun üzerine gidersek büyüme ödemeler dengesi ve kamu maliyesi. Söylediği laflar bunlar. Yani olumlu sinyaller getiriyor diyor büyüme. Kamu maliyesi olumlu sinyaller getiriyor diyor. Bu ülkenin ihtiyacı ve ihtiyacı kur
düşüklüğü, yani kur istikrar düşüklüğü değil tabii ki, kur istikrarlı olması lazım. Ben yarın sabah doların 9,5 lira olmayacağının garantisi yok. Bilemiyorum. Bir anda fırlıyor gidiyor. E ben şimdi hangi endişeyi yok ederek yatırım yapacağım? Çok zor. Dolayısıyla benim güvenmem lazım kur istikrarına. Yani Merkez Bankası'nın alacağı tedbirlere, bunların uygulayacağı kurallara benim çok güvenmem lazım ki ben döneyim. Diyeyim ki ben yarın sabah fabrika inşaatıma başlıyorum. Evet kur 9,5 lira olabilir ama belirli bir süreçte olabilir. Çok ciddi gidiyor. Yani bırakırsınız bize. Faizler de yükselebilir. Bugün dünyanın bütün ülkelerinde var. Yani paranın gittiği yer belli. Nereye gider para? Ranta gider. Nereye gider? Kendini koruma sistemine gider. Ve dolayısıyla buraları korumak için bir yerlere gidecekse para, o zaman onu kontrol edeceksiniz. Şimdi şunu söylüyor Sayın Bakan'ın alıntılarından umut verici şeyler yakalamaya çalışıyorum. Tedbirler konusunda ilave adımlar atmaya devam edeceğiz. Edeceğiz, yapacak onu. Aşılamada son haftalarda önemli bir gelişme sağlandı. Evet doğru. Bugün işte 4000 küsurlara inen bir vaka sayısı. Türkiye'de 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açılan iş yerleri, senin de izah ettiğin gibi. Tekrar gelir artışı işte kafelerde, lokantalarda, garsonlarda, çalışmayan kesimde, para kazanamayan, maaş alamayan kesimde yeniden bir gelir artışı meydana gelmeye başladı. Bu sevindirici tabii, beklenen. Hep söylediğim bir şey vardı. 2021 yılı Türkiye ve dünyanın patlama noktasıdır. Kırılacak her şey. Çünkü 1,5 yıldır, 2 yıla yakın süredir biz bekliyoruz. Hiçbir hareket edemiyoruz. Artık herkes alışveriş ediyor. Herkes tamam e-ticaretten yapıyor ama dükkana, markete, AVM'ye giderek, turizmde etkinlik sağlayarak, turizmde sanal para ödeyemezsiniz. Gideceksiniz oraya, denize gireceksiniz, seyahat yapacaksınız, dağlara çıkacaksınız. Turizm etkinliğinde para ödeyeceksiniz. Yabancı turist gelecek ve dolayısıyla hareket başladı. 1,5 senedir düğün dernek yapamıyorduk. Bugün onlar hareketlenmeye başladı. Etkinlik sektörü para kazandırmaya, para ödettirmeye, düğün salonlarının, müzisyenlerin gibi yerlerin değer üretmeye başladığını görüyoruz. Çok önemli bir gösterge. Diğer finans şeyleri de destekliyor bunu. İkinci çeyrekte çift haneli bir büyüme. Enteresan bir şekilde %20'lerden bahsediliyor. İlginç. Evet. Yani biz %7 gibi bir büyüme yaptık ilk çeyrekte. Yani şimdi %20. Aslında hocam onu da konuşurken dikkatimi çekti. Çifthaneli bir durumdan bahsettiniz. Sayın Bakan'ın bir tahmini olduğunu söylediniz. Çeyrek büyüme oranında bu tahmin acaba büyük bir tahmin midir yoksa beklenen bir tahmin midir? Bu noktada değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Beklenen bir tahmin değil. Yani büyüme evet yapacağız ama beklenen bir tahmin olduğunu zannetmiyorum. Çifthaneli büyüme evet 7 gibi büyüyen bir ülkenin 12 gibi büyümesi de olabilir. Gayet doğaldır bu. Yapılan harcamalar, yatırımlar, finans sektöründeki büyümeler, kredi genişlemesi, gayrimenkul sektöründeki hareketlenmeler, ihracatın ivmesinin çok yüksek olması bu büyüme rakamlarına endekslenecek. Ama %20 büyüme gibi ben çok yüksek bir büyüme söylendiği kanısındayım. Şeye hayret etmişlerdi, Çin'e %18.6 büyümüştü ilk çeyrekte. 2021'in ilk çeyreğinde 18.6 büyük bir büyümedir. Biz bütün zor koşullara rağmen, ki bana sorulan sorular hocam gerçek mi bunlar? Evet gerçek tabii. Yani bunlar uluslararası derecelendirme kuruluşlarında teyit ettikleridir. Hani biz atıyoruz, desteksiz atıyoruz derler de değil. TÜİK'in verileri ve Sanayi Bakanlığı'nın verileriyle birleşen toplam ticari verilerin, sanayi verilerinin hepsinin alınması, endekslenmesi neticesinde büyüme rakamları geldi. Biz 2020'yi 1.8 büyümeyle, herkesin eksi büyümeyle gerçekleştirdiği bir dönemde biz 1.8 büyümeyle kapadık. Yaklaşık bir tahmin ettikleri büyümeydi. Bütün uluslararası finansal kuruluşlar Türkiye'nin büyümesini bir olarak tahmin ediyorlardı. Biz ikiye yakın büyüme gerçekleştirdik. İlk çeyrekte aynı şekilde, ikinci çeyrekte de yüksek büyüme geleceğine inanıyorum. Yani ekonomideki sorun sadece ve sadece enflasyon ve kurun oynaklığıdır. Önümüzdeki hafta enflasyon açıklanacak ki çok önemli. Neden önemli dediğinizde maaşlara ve diğer sabit ücretlere enflasyon oranında Temmuz zamları gelecek. Bu Temmuz zamlarının farkı enflasyonuna %3 olan farkın enflasyondan arta kalan bölümü maaşlara yansıyacak. Türkiye için önemli bir değer. Önümüzdeki haftalarda o gelecek. İç talebi kontrollü artış sağlanması ve gelirlerin artması cari açık için biz bu sene için sorun görmüyoruz diyor Sayın Elvan. Cari açık 32 milyar dolar civarında ki birkaç aya göre düştü.
Geçen seneye göre de biraz düşüklüğü var. 38 milyar dolar civarında dönüyordu. Yani aldıklarımızla sattıklarımız arasındaki fark. Evet. Kötü gelişmeler değil bunlar. Yani bardağın biraz dolu tarafından bakalım. Onları görürüz. Düşük enflasyonu nasıl sağlayacağız? Fiyat enflasyonu, fiyat istikrarı olmadan düşük enflasyon sağlama olanağınız yok. Mesela Merkez Bankası'nın faiz tartışmaları var. Düşsün mü kalksın mı tartışmaları yapmanın anlamı yok. Neyse gereği o olacak. Zaten orada gerçekleşecek. Şirketlerin sermaye yapısının güçlendirilmesi, öz kaynakla finansmanları çok önemli hale geldi. Burada büyümeler, ödeme dengesi ve kamu maliyesi tarafından olumlu sinyaller veriyor dediği nokta burası. Sayın Elvan bu konuda önemli mesajlar verdi. Burada tabii Merkez Bankası da iletişim içinde bir takım tedbirleri açıklıyor, söylüyor, onları da anlatıyor. Ancak tabii ki halkımız basit kriterlere bakar. Evet. Yani kurlar oynuyor mu, altın çıkıyor mu onlara bakar halkımız. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Önemli bir gündem maddesiyle devam edelim. Biliyoruz ki şu aralar Türkiye gündemini siyasetiyle, muhalefetiyle, hükümetiyle meşgul eden bir inşaat çalışması diyelim. Kanal İstanbul projesi var. Tabii hayatın her alanını etkilediği gibi Kanal İstanbul ekonomiyi de birinci etkileyecek durumlardan birisidir. Acaba ekonomiye artı veya eksi olarak ne tür etkileri olabilir Kanal İstanbul'un? Şimdi bu tip yatırımlar sevgili Yusuf ekonominin içinde önemli değerlerdir. Tabii siyaseten tartışması ayrı bir olay. Türkiye bu tip tartışmaları uzun yıllardır yapıyor. Yani bir siyasi iktidarda bulunurken işte ben köprü yapayım doğrudur eğridir tartışmayacağım burada. Ekonomik olarak bakacağız olaya. Şimdi eğer böyle bir 15 milyar dolar civarında bir yatırım yapıyorsanız bakın şeyleri bilmiyorum o konuda uzman değilim. Ekolojik dengede neler yapacağını ben de sizin gibi okuyorum sadece. Endişelerim benim de oluyor. Yani ekolojik denge açısından ya bu çok kötüdür, iyidir yorumunu yapamam. Uzman değilim o konuda. İşte dünyayı tersine çevirecek, suyu bozacak falan. Onlar ayrı olaylar. Onlar bizim şeylerimiz değil. Tabii ki bir tarafta bir şey yapılırken bir tarafta itirazlar da gelir. Gayet doğaldır. Siyasiler şunu yaparlar. Kendi bulundukları konumlarda daha güçlü görünebilmek için bir takım yatırımları ülkelerine koyarlar. Yani bizim tip ülkelerde de gelişmekte olan ülkelerde geliştirici tedbirler olarak bir takım projeleri hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın çılgın proje dediği projeyi devreye sokarlar. Burada 15 milyar dolarlık bir yatırım yapılması, siyasi boyutları üzerinde de yani gelecek ve dünya siyasetiyle ilgili bir takım şeyleri de çok yorumlayamıyorum. Çünkü uzmanlık alanım değil. İşte oradan şu kadar gemi geçecek de biz şu kadar para alacağız. Evet doğru. Yani bugün hesaplara bakıldığınız zaman gemi büyüklüğüyle işte şu kadar tonaj geçerken eskiden bugün çok yüksek tonajlarla gemilerin geçtiğini görüyoruz orada ve ben İstanbul Boğazı'nda büyümüş olan bir kişiyim. Orada çoğu zaman günlerim orada geçiyor. Hala bir evimiz orada. Benim ata evim oradadır. Yani Boğaz'dan geçen gemileri bilirim, kazaları bilirim. Evet. Ve oradaki Karadeniz çıkışına doğru gittiğimde liman kıyı emniyet yetkililerinden aldığım bilgi de şunu söylüyor. Burada yaklaşık buradaki gemiler, şurada park eden gemiler yaklaşık 3 gün bekliyorlar diyor geçiş yapabilmek için. Yani biz orada deniz trafiğini, gemi trafiğini ayarlamak için onları orada park ettiriyoruz. Hakikaten Karadeniz açığına doğru bakın birçok gemiyi orada park etmiş vaziyette görürsünüz. Aynı şey de Çanakkale açığında vardır. Bekletirler. Dolayısıyla bu bir endişe kaynağı. Yani ileriye dönük olarak sayıları çok artacak. Ancak ekonomiye katkısı derken 70-80 bin kişiye iş alanı açacak bir yer. Müthiş bir kredi hacmi gelişmesi. Yabancı finans uzmanlarının parada aktaracakları yer olarak görülüyor. Dünyada para oldukça fazla. Çok yüksek para var. Avrupa Birliği'nde bankalar para istemiyorlar. O kadar yüksek para var onlarda. Bana para getirmeyin, eksi faiz veriyorlar. Yani para getirirseniz ceza veririm size diyor, faiz vermem. Parayı ben saklayacağım, para alırım üzerine diyor, saklama parası. Faiz alıyor neredeyse sizden. Yani 100 euro getirdiğiniz zaman 99,5 euro olarak veririm size. 0,5 komisyon keserim diyor. O vaziyetteler. Çok yüksek fon var ellerinde. Bütün dünya finans örgütleri, yani işte Uzak Doğu, Çin, hepsi dahil olmak üzere, bu tip projelere ciddi kaynak aktarmak üzere bir finansman modeli olarak bakıyorlar buna. Yani ekonomiyi geliştirir mi? Tabii ki. Türkiye bir deprem ülkesi. Depremlerde İstanbul'un konut durumu belli ortada. Bir şehir yaratılacak mı orada? Evet, yeni bir boğaz hattı çıkacak. Yeni bir gayrimenkul rantı çıkacak ki söylenen şu yatay mimari. Yani çok yüksek olmayan binalarla donatılacak.
işte derinliği olan, yılda şu kadar geminin geçeceği, bu kadar milyar bir tasarruf yapacağımız ve bunun kendini finanse edeceği bir proje olarak bakıldığı zaman, o zaman doğru gibi görünüyor bakılan şeyde. Ancak ekolojik dengede bize neler yapar? Marmara'yı mı kirletir? Ekolojik dengeyi bozar, daha iyi mi yapar? Bizi risklerden ne kadar korur dediğiniz zaman bir o boyuttan bir boyuttan bakmak lazım. İki boyuttan bakarsak, bir boş tarafına bakalım, bir dolu tarafına bakalım. Dolu tarafında ciddi bir istihdam, ciddi bir inşaat, ciddi bir gelişme, ciddi bir harcama, yabancıların buraya gelip buradan konut edinmesi, yeni bir şehir yapılması, yeni bir sermaye girişi. Yani 50-60 milyar dolarlık bir 3-5 sene içinde bir gelişme ve rant bekleniyor buradan. Rant derken döviz girdisi bekleniyor. Bu tabii Türkiye'nin ihtiyacı olan bu açığı kapatabilir gibi görünüyor. Türkiye'nin şu anda dışarıdan gelen 70-80 milyar dolar bir parası olduğunda Türkiye ekonomik krizden çıkar. Bütün sorunlarını çözer. Böyle bir kaynak gelirse, ki bu tip projelerle gelir, başka hiçbir yerden gelmez. Ha, burada şeyi tartışırsınız. Zaten siyasiler onu tartıştırıyor. De ülkenin bir bölümü satılıyor, bir bölümü gidiyor, bir bölümü kalıyor falan gibilerinden tartışmalar zaten gelecektir. Bu gayet doğaldır. Bugün isterseniz karşı tarafın görüşü ne olursa olsun, yani farklı bir görüş geldiğinde onların yapacağı bir yatırımı karşı görüş üreten bir muhalefet her zaman olacaktır. Bu gayet doğaldır. Bu beklenen bir şeydir. Bugün Amerika'da da Biden yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir altyapı yatırımı için kaynak istedi senatodan. Şey itiraz etti. Karşı taraf itiraz etti. Yani Trump'ın tarafı. Evet. İtiraz etti şeye. Dediler ki çok fazla kaynak aktarılıyor. Temsilciler Meclisi'nde onlar da var. Bu kaynak ülkemizi yüksek enflasyonla karşı karşıya bırakır dediler. Aynısı budur. Yani büyürken de enflasyon büyüyor tabii. Bu arada harcama yapıyorsunuz. Fiyatlar talep olunca, ürüne talep olduğu zaman fiyat artışı yapıyor karşı taraf. Çimento mu istiyorsun? Arttı fiyatı diyor. Demir mi istiyorsun? Arttı fiyatı diyor. Dolayısıyla enflasyon yapıyor. Şimdi Amerika'da da aynı olay var. 4 trilyon doları 1.7 trilyon dolara çekecek tartışmalar yapıyor Amerika'da. 4 trilyon doları vermeyin diyorlar. Çünkü Amerika'da altyapı gerçekten zorda. Zorlanıyor. Aldığım haberler öyle. Mesela geçen gün bina çöktü Amerika'da. Bu haberi Türkiye'de duyardınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde de duymaya başlayacağız onlar. Çünkü Amerika'nın eskidi şeyi, yapı stoğu da eskidi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Büyük kentlerdeki yapı stoğunda arızalar var. Bunları tamir edecek sistemde para aktarması lazım. İşte Merkez Bankası ile siyasi otorite arasında tartışmalar geliyor. O tarafta diyor ki çok yüksek. Şimdi bu tarafta aynı şey şekilde. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi itiraz ediyor. Öbür taraftan muhalefetin bir kesimi itiraz ediyor. Hatta şey tartışması çıktı biliyorsunuz. O da tabii ki yabancıların buraya bakış açısını da sorgulamak lazım. Şimdi yabancıların bakış açısında büyük bir proje, büyük bir finans, büyük bir gelişme şeklinde yazıyorlar bunları. Buradan baktığınızda o taraf böyle iştahı kabarmış şekilde Türkiye'nin bu projesine ciddi şekilde kaynak aktarılacağını, bizim de burada nerelerde yer alacağımızı görmeye çalışıyorlar açıkçası. Evet. Çünkü şey siyasetin dışındadır reel sektör. Parasına bakar. Yani ben orada getirip de 500 tane vinç satabilir miyim oraya? Evet. 1000 tane iş makinesi satabilir miyim? Yüksek teknoloji ürün ne satabilirime bakıyor. Bugün İsrail ile İran kavga eder. İsrail'den mal alır dururlar. Yani bu siyasetin şeyi, ekonominin genel çarkları dönecek. Bunu engelleyemezsiniz. Bunu engellemenin yolu yok. Ama bu tartışmalar olacaktır. Ha, senin sorduğun soruyla ekonomiye hangi açıdan katkı sağlar? O önemli bir gelişme sağlar tabii ki baktığınızda. Müthiş bir kaynak. Müthiş bir işçi, istihdam, 70-80 bin kişinin orada çalışması demek, Türkiye'deki birçok firmaların oraya doğru iş akımına yönelmesi demektir. Kazısından üst yapısına kadar, altyapısından üst yapısına kadar. Dönerim, uzmanlar, bilim adamları ne söyleyecektir, yasalar ne söyleyecektir, o tarafa bakın. Çok tartışılacak olan proje, önümüzdeki 2 yıl içinde her kazma vuruluşunda, her bir oraya köprü yapılışında bunlar tartışılacak. Evet. Bugüne kadar çok tartışmıyorduk onu, küçük sesler çıkıyordu. Cumartesi günü temel atma töreni gelince ayyuka çıktı olay. Evet. Kesinlikle öyle. Yani temel atma töreninden sonra da sanırım konuşulmaya da devam edecek. Edecek. Çok teşekkür ediyorum hocam. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kıymetli izleyenler, aranın ardından tekrar Ekonomik Boyut programımızda sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın. Kıymetli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Ekonomik Boyut'ta ekonomik değişimleri, ekonomik
durumları kıymetli ekonomist yazar Sinan Bayraktar hocamıza sormaya devam ediyoruz. Evet hocam, ilk bölümü geride bıraktık. Şimdi biraz kriz konusunu ele almak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de veya dünyada hayatın her alanında krizlerle karşılaşabiliyoruz. Sağlıkla ilgili, ekonomiyle ilgili, hukukla alakalı olarak yönetimsel veya sosyal krizlerle karşılaşabiliyoruz. Ve bu noktada kriz geniş bir perspektif sunuyor bize. Acaba kriz nedir ve bu krizin tanımını yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Çünkü genelde duyduğumuz bir tanım da hep ekonomik kriz olarak lanse ediliyor. Örneğin bir pandemi de aslında bir kriz olarak algılanır. Fakat hiç pandemi krizi diye bir tabir duymadık. Sürekli ekonomik kriz, ekonomik kriz. Ekonomi özelinde biraz krizi tanımlayabilir miyiz? Yani ekonominin kendisi kriz zaten. Başlı başına hiç değişmez. Bütün dünyada da kriz başlar. Yani dünyadaki ekonomik krizlerin zaten halkın arasında tanınan, ben araştırmalarımda hep onu gördüm. Kriz kelimesi halkın arasında en fazla bilinen, Türkiye'de bilinen kalp krizi söyleminden gelir. Yani anidir, kriz şeklinde gelir. Ve de ekonomik krizi olarak bilinir. Mesela dünyada bazı kelimeleri buhran olarak değiştirilmiştir. Ekonomik buhran, ekonomik kriz dönemleri vardır. Ama genelde ekonomi üzerinden tarif edilir. Neden ekonomi üzerinden tarif edilir? Çünkü hani bir söylediğimiz bir şey var. Ekonomi bir yaşam biçimidir. O yaşam biçimini siz kontrol edebilmek için ekonomiyi iyi yönetmeniz gerekiyor. Kendi ekonomimizle alakalı da bu. Yani krizin tanımına geldiği zaman şöyle bir şeyle karşılaşmanız, şöyle bir ifadeleri söylememiz gayet doğru olacaktır. Kriz ani ve hızlı bir şekilde meydana gelebilen, yani tanımında o var. Kişinin haberi olmayan, tahmin edilemeyen ya da tahmin edilse bile ne zaman olacağı kestirilmeyen bir durum. Baktığınız zaman tanımında bu var. Yani tekrar söylüyorum, hızlı şekilde meydana geliyor. Haberi olmuyor. Haberi olsa bile ne zaman olacağını bilmiyor. Şimdi her tür olaya bakıp bunu görürsünüz. Yani Türkiye'de ekonomik kriz var mıdır diye 50 yıldır bana sorulur. Hiç bitmedi. Ben 1970'lerde çalışma hayatına giren bir insanım. 70'lerden bu yana yaşadığım krizlerin sayısını tahmin edemiyorum. Dönemsel olarak baktığım zaman birçok siyasi krizin de ekonomik krize götürüldüğü dönemleri gördüm. Buralar yaşanan süreçlerdir. Yani bunlar hepsi birer krizdir aslında baktığınız zaman. Ne zaman olacağı belli değildir. Ben şöyle bir tanım yapayım mesela. 1980'de bizim Türkiye'deki siyasi yapının değişmesiyle ilgili biz bir kriz yaşadık. Yani devrim oldu, ihtilal oldu, askeri yönetim geldi. 12 Eylül darbesi dediğimiz darbeyle ülkenin başına geçti. Bu bilinmiyor muydu? Bence biliniyordu. Yani tahmin edilebiliyordu. Yani burada sesler çıkıyordu. İşte muhtıralar geliyordu. İşte bir takım şeyler geliyordu siyasilere. Ve siyasi krizden bahsediyorum. Bir anda mı başımıza geldi? Hayır, bir gün başımıza geldi. Evet, 12 Eylül Cuma günü kalktık, kriz olmuştu. Baktığımız zaman bir darbe olmuştu. O da krizin başlangıcıydı. Ama altı doluydu, arkası doluydu. Anarşi olayları, üniversitedeki olaylar, kutuplaşmalar, sağ sol çatışmaları, ekonomideki düşüklükler, bunların hepsi krizin böyle ön sinyalleri. Sinyali veriyor, kriz sinyalleridir biz onlar, ama bunların hepsi görünüyordu. Bilinmiyor muydu? Biliniyordu. Peki tedbir var mıydı? Yoktu. Kriz bir anda mı geldi? Baktığınız zaman evet, ancak altı dolu. Şimdi tabii ki söylediğim bir şeyi tekrarlıyorum. Yani tahmin edilse bile ne zaman olacağı kestirilmeyen bir durum. Şimdi o zaman acil karar alınması gerektiren haller var krizde. Yani bir işleyişi doğrudan etkilediği, bir kurumu ortadan kaldırabildiği, yok edebildiği, kalp krizi gibi. Ani tedbir alacaksınız. Bugün kalp krizi geçirebilirsiniz. Çok çabuk hastaneye yetiştirildiğinizde gereken kalp masajı ve diğerleriyle kalbinizi Allah ömür takdir ettiyse size, size onu verdiyse, trafikte de şeyiniz varsa, hakkınız varsa, hastaneye ulaşma hakkınıza da sahipseniz, evet, o da onu da Allah sağlayacak size. Yani kaderciyseniz odur. Hastaneye yetişebiliyorsanız o krizi yönetebilirler. Ama çabuk ulaşırsanız veyahut işte ben burada rahatsızlandığım zaman sen bir ilk yardım biliyorsan, ilk yardımda bir nefes terapisiyle bir
göğüs masajıyla beni kurtarabilirsin. Çok basit anlamda. Bu tahmin edilebilir mi? Hayır, şu anda olabilir. Ben konuşurken küt diye düşebilirim ki yayınların birçoğunda vardır. Allah vermesin şu anda konuşuyorum. Bir anda başımıza gelebilir. Bunları hep görürüz. O zaman zamanını kestirmek zor. Ancak bir takım koruyucu önlemlerle mevcut durumu en aza indirebiliyorsunuz. En aza indirmenin şekli de bize bağlı. Bizim önce bunu yönetmemiz gerekiyor. Ve dolayısıyla bir ruh halinin olmadığını, olup olmadığını bilmeniz. Bu bilince sahip olmamız. Hangi ruh halinde yakalanıyoruz biz buna? Yıllardır soruluyor dediğim gibi. Kriz var mı? Bitti mi diye soruyorum. Hayır. Bitmiyor. Bana göre hiç bitmedi, bitmeyecekti. Hocam yarın var. Biz zaten sürekli kriz içinde yaşıyoruz. Yani her hafta burada program yaptığımızda haber bültenlerine gelen şeyler, güncel bilgiler bize her dakika, her saniye kriz yapılabileceği, olabileceğini gösteriyor. Geçen gün bir Allah vermedi, ölümlü bir şey çıkmadı. Bingöl'de 5,5 civarında olan bir depremin, bir Allah korudu, bir ölüm vakası almadık oradan. Ha, bu neden biraz daha düzgün gitmeye başladı? Yapı stoğunuzu düzeltebiliyorsanız, İşte o taş ve kerçepiç evlerden çıkıp da kendinizi iyi bir konumda sağlayabiliyorsanız krizi orada yönetebiliyorsunuz. Yani deprem bir kriz mi? Kriz. Olması yüksek mi? Yüksek. Soru. Japonya'da kaç kişi ölüyor? Evet. Hemen hemen kimse ölmüyor. Deprem bir kriz halinde mi? Her an gelebilir mi Japonya'da? Sürekli sallanıyorlar. Ama yapı stoğu ve deprem teknolojileri Japonya'da çok ileri. İnsanların koruma bilinci yüksek. Onu yönetme süreçlerini de çok iyi biliyorlar. Evet, aslında krizi en aza indirmek yönetimle de alakalı biraz. Tabii. Peki biraz da kriz yönetimine açalım bunu. Biraz kriz yönetiminden bahsetmek ister misiniz hocam? Yani tabii ki krizi yönetmek gerekiyor aslında. Kriz her saniyede var. Yani şu arada da bizim aramızda da bir kriz çıkabilir. Kelimelerimizde, cümlelerimizde, konuşmalarımızda. Bizi krizi götürebilecek cümleleri, kelimeleri burada kullanabiliriz. Yarın öbür gün bunun yayınlanmasıyla, bu programın bir takım alıntılarıyla bizi krizi sokabilecek, sorun haline getirebilecek şeyleri iyi çözmemiz lazım. Şimdi şeyi ayırmamız lazım. Yani krizi sorun mu, kriz mi şeklinde ayırmamız gerekiyor. Onu ayırabilirsek işi çözüyoruz. Şimdi sorunu büyütmek var, sorunu çöküştürmek var. Yangın çıktı. Yangın tüpünüz var mı? Varsa çözersiniz. Sorun. Araç kullanıyorsunuz. Araç içinde seyahat ettiğinizde lastiğinizin patlama olasılığı yüksek olabilir. Lastik şişirme aletiniz var mı? Yok. Yoksa sorun kriz haline gelir. Kalırsınız. Ama bunu yönetebilecek süreçlere sahip donanımınız varsa, ekipmanınız varsa, siz o sorunu büyütmeden, kriz haline gelmeden gereken tedbiri alarak bunu yönetebilirsiniz. Bu bunun kuluçka dönemidir. Bunu yönetmeniz gerekiyor. Yani hep altı dolu bunlar. Yani bugün finansal kriziniz var, insan gücü kriziniz var, hukuksal krizleriniz var. Hepsi kriz, geliyor. Bunları nasıl yöneteceğinizi bilmeniz lazım. Finansal kriz, her an başımızda. Dükkanınız var, kapandı. Gelir elde edemiyorsunuz. 2 ay dayanma gücünüz var. Borçlarınız geçmişten gelen çok yüksek ve borçlarının faiz oranı yüksek. Yönetemezsiniz. Alırken hocam bir şey olmaz diye aldık bunu dediğinizde o zaman o krizi hazırsınız. O krizi yönetme şeklinize tabi kaynaklarınız yoksa bunu yönetemez. Kriz yönetimi bir ustalık ister aslında. Bildiğin ustalık. Ya hocam öyle kolay mı bunu yönetmek? Evet, kolay. Ama bunu bildiğinizde o zaman şunu yapacaksınız. Sükuneti korumak lazım. Yönetimde bu krizin niteliğini bilerek yönettiğiniz zaman o zaman siz o krizi kontrol altına alabilirsiniz. Orada kriz anında soğukkanlı davranmak. Hocam herkes yapamaz. Yapacaksınız zaten, kriz yönetimi o. Yani ancak kriz yönetimi demek kriz durumunda sükuneti elden bırakmamak demektir. Her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Bugün deprem olabilir. Depreme karşı sükunetli davranarak kendinizi kontrol edebilirsiniz. Ama bir deprem çantanız yoksa, örnek oradan geliyor aklıma. Siz bu krizi yönetme olanağınız yok. Ben size çok basit anlamda bir şey söyleyeyim. Marmara depremi 90'lı yıllarda olduğunda gece 3.30'da meydana geldiğinde kişisel olarak şunu yaptım. Elektrikler gitti. Tabii asansörler çalışamıyor. Benim binam 3. kat, 10 katlı bir bina. Dışarı çıkmak icap etti. Dışarı çıkarken ilk yaptığım şey bir el feneri. Hazırdır, hala da hazırdır. Onu aldım. 2 tane aldım hatta. Yedeklidir o. 2 taneyi yanıma aldım. Bakın o güne kadar biz böyle bir deprem yaşamamıştık ama benim kişisel merakımdan onlar böyle küçük bir el radyom var, pilli. Onu yanıma aldım. Çok iyi hatırlıyorum.
Cep telefonları çalışmıyor. Ki yoktu çoğunda cep telefonu biliyorsunuz. Yani çoğu kimsede yok. Böyle bir ulaşım yok. İnternet falan çok kısıtlı. O radyodan ben krizin niteliğini çözdüm. Yani nerelerde neler olduğunu. Aşağıda indiğim zaman komşular dediler ki ya bu nereden buldun sen radyoyu? Bugün için de hala geçerli. Aynı şeyi saklarım ben. Aynı şekilde durur. Krizde deprem çantası gibi yani yatağımın kenarında o küçük el radyosu hiçbir işe yaramıyor. Kullanmıyorum. Bugün onun alternatifi bir sürü cihaz var. Ama o duruyor. Pillerini kontrol ederim devamlı. Ben en azından yakınlarımla ilgili bilgi alabilecek veyahut işte onu tanımlayabilecek haberleri edinebiliyorum. Bugün cep telefonu yedeği olarak da o krizi yönetme sürecinde sükuneti korumam lazım. İkincisi buna bakmak gerekiyor. Mesela geçmiş krizleri incelemek gerekiyor. Neler oldu? Ben şimdi size ekonomik olarak versiyon olarak şöyle baktırayım. Türkiye yaşadığı ilk kriz mi bu? Pandemi krizini söylemiyorum. Biz pandemiye benzer krizi yaşadık. 70'li yıllarda kolera krizi vardı bu ülkede. Birçok kişi öldü İstanbul'da büyük kentlerde. Pis, kirli suları içmekten, ortalığın pisliğinden, çöplerin toplanmamasından gibi nedenlerden şey çıktı, pandemik kriz çıktı Türkiye'de. Ve birçok kişi öldü, sayıları inceleyin hatırlamıyorum şimdi. Ben yaşadım o dönemleri. Suları kaynatarak içiyorduk. Evimize suları geldiği zaman ki içme suyu böyle şeylerle taşınmıyor. Yani normal merkez sistemden su içen insanlar kolera krizine girdiler. Bugün mesela bu krizi yönetme sürecine baktığınız zaman bu krizi yöneten önce sükunetini korumak lazım. Bakın bekliyoruz. Aşılar yerli yapılmaya başlandı. Yenileri gelmeye başladı. Bir takım süreçleri yönetmemiz lazım. Şimdi burada özellikle bilgi bankasını iyi kullanmak lazım krizde. Geçmişte neler olmuştur? Mesela bugünkü depreme depremden açıyoruz. Deprem bir krizdir. Hani yanlış anlamasın izleyenler. Kötü bir şeydir. Ama bugün deprem krizlerini yürütecek süreçleri Türkiye biraz daha iyi idare ediyor. Kızılayı'yla. Kurulan bir kuruluş var AFAD'ıyla. AFAD hemen anında müdahale ederek o bölük pörçük yapısal bozuklukları tamir ederek hemen müdahale ederek ilgili yapısal düzenlemeleri yaparak oradaki insanların temel ihtiyaçlarını ve şeyden çıkarılmalarını kriz yönetimi yaparak sağlıyorlar. Ve sürekli kriz yönetimi tatbikatları yapılıyor. Şimdi bunlar çok önemli. Nereden yapılıyor? Geçmişten ders alıyor. Hangiden ne kadar örnek aldım? Türkiye'de başarılı bir kuruluştur. Çünkü olması gereken odur. Mesela bugün orman yangınları bir krizdir. Anında çıkar çabucak. Müdahale etmeniz için teknik donanıma sahip olmanız gerekiyor gibi. Kurumsal bilgi ve beceriyi de burada kullanmanız lazım kriz şartlarında. Krizi yönetmek aslında bir ustalık istiyor. Yani sonuç olarak şuna geliyor. Yani dünya krizlerle karşılaşacak. Son değil. Yani hiçbir zaman bitmeyecek bu. Buna emin olun. Yani bakın bugün izleyenlere şunu söylüyorum. Her saniye yaşayacağımız kademe kademe gelen önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda, yıllarda, çok yakın zamanda gıda krizleriyle baş başa kalacağız. Dün değil evvelsi günü Türkiye'de açıklanan meteoroloji raporunda 2020 yılının Mayıs ayıyla 2021 Mayıs ayının kıyaslamasında %66 yağış azlığı olduğu söylendi. Bu ne demektir? Neyi gösteriyor size? 2021 ve 22 yıllarında Türkiye'nin kuraklıktan doğan yeni krizleriyle baş başa kalacağını gösteriyor. Yani su krizi ki Güneydoğu'da mercimek yetişmiyor. Evet. Arpa yetişmiyor. Buğdaylar kısa olmaya başladı. Verim alamıyorlar. Ciddi bir şekilde kuraklık başladı. Şimdi bu bir kriz mi? Peki soruyorum. Bilinmiyor muydu? Herkes biliyordu. Marmara bölgesindeki müsilaj bir kriz mi? Şu anda kriz. Bilinmiyor muydu? Biliniyordu. Peki yönetildi mi? Hayır. O süreç yönetilmedi. Yani ben siyasi otoriteye ve bürokrasiye her zaman şunu söylüyorum. Alacağınız tedbirler 50 yıllık, 100 yıllık olursa sonuç verir. 6 aylık, 1 yıllık tedbirlerle sonuç alamazsınız. Alamıyoruz zaten. Dünyada gelişmiş ülkelere bakın kriz yönetiminde 50 yılı, 100 yılı hesap ederler. Bir yolu yaparken, bir köprüyü yaparken, bir şeyi yaparken dayanıklı süresi kriz yönetimi yaparlar. Bakın kuraklıkla ilgili bütün dünya uzmanları bağırıyor, tedbir alıyorlar. Bugün bütün herkese aynı şeyi söylüyorum. Bugün açtığımız musluk, suladığımız lüzumsuz, yıkadığımız arabalar. Bunlar yarınki geleceğimizi yok eden değerler. Hepimiz yapıyoruz aynı hatayı. Bugün musluğunuzu çabuk kapatmanız lazım. Çocuğunuza su tasarrufu öğretmeniz lazım. Kriz geliyor kapıda. Bakın göreceksiniz önümüzdeki aylarda.
önümüzdeki aylar, yıllar demiyorum, önümüzdeki aylarda su krizinden bahsedilerek, önümüzdeki sıcaklar başladı çünkü. Evet. 30-40 derecelere varan, yarın öbür gün hijyenimizi bozup abdestlerimizi teyemmüne alacağımız günler geliyor. Yaklaştı. Şimdi hocam ya kötü konuşuyorsun. Evet, bunlar bizi rahatsız ediyor. Ama canımızı acıtmamız lazım bu işlerde. Çünkü bu krizi biz başka türlü yönetemeyiz. Bu krizi bilirseniz yönetirsiniz. Ders almamız lazım. Yani bir musibet bin nasihattan evladır derler. Eğer bunlardan ders alamıyorsanız yürütemezsiniz. O zaman bugünün krizini yarınların krizlerini hazırlayan bir sınav gibi görmek gerekiyor. Ben bunu da çok önemli söylüyorum. Yani buradan alamadığımız ibret, temel şart, sınavdan gerekli dersleri çıkarmayı bilmemiz lazım. Krizlerden çıkardığımız derslerle kriz becerimizi sürekli yukarıya taşıyabiliriz. Eğer bundan ders almıyorsak, bunu öğretmiyorsak, geçmiş tecrübelerimize dayalı olarak zor zamanlardaki şaşkınlık durumu ortaya çıkıp devam ediyorsa krizi zaten yönetemezsiniz. Evet. Çok zor. Peki hocam, kriz yönetimini çok güzel özetlediniz. Umarım izleyenlerimiz de iyice bu tavsiyelerinize kulak vermişlerdir. Bu noktada hükümetten beklentiler neler olabilir acaba? Var tabii, oldukça yüksek. Yani bugün kriz yönetimi stratejisinde mesela hani şeyden, AFAD'dan örnek verdim. Eğer o yönetimde AFAD kurulmasaydı, AFAD bugün çok çabuk müdahale eden, 13-15 saat sonra depremden insanları çıkarabilen, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare eden, denkleştiren bir kuruluş halinde bugün etkili. Bugün tabii ki devlet krizden çıkmada bizlere yardımcı olması lazım. Bakın gelişmiş ülkelere pandemi krizinde yaptıkları yardımları görüyorsunuz. Yaptıkları yardımlar aşırı boyutlarda, güçleri var. Ülkelerindeki insanlara yardım ediyorlar. Yapabiliyorlar. Bizimkiler de yaptı, yapmadı değil. Bugün siyasi otoritenin hepsi krizden çıkabilmek için bizleri ona göre yönetmeleri gerekiyor. Sosyal medyasından tutun her şeyine göre. Ha şu da var. Dünün kriz tanımıyla, yaygınlığıyla bugünün arasında farklar var. Bugün mesela sosyal medya krizi daha fazla tırmandırabilen, etkileşimi çok fazla arttırabilen, sonuçlarını çok kötü hale getirebilen bir süreç izliyor. Bunu da yönetilmesi gerekiyor. Zaman zaman ülkelerin yöneticileri sosyal medyalara kapama koyarlar. Nedenleri de şudur. Bunu tırmandıracak etkiyi yok etme amacıyla. Hayatımızın bir gerçeği mi? Bulaşıcı etkisi çok yüksek mi? Bunlar mesela kriz yönetimini çok etkiledi. Bunu da kontrol edebilmemiz lazım. Devletin tabii ki sorduğun soruyla çok etkili olması lazım. Benim beklentilerim var beni yönetebilmesi için. Biz hep konuştuğumuz konu. Ya kardeşim, doları 5 lira yap, 3 lira yap, 2 lira yap da ben bu kadar yüksek para ödemeyeyim. Benim maaşımı o zaman o oranda arttır. Ben aldığım bu değerlerle yaşamayı sürdüreyim. Bunu tabii nereden bekleyeceğim? Ben kriz içindeyim. Bana bunu yönetecek olan benden üst otoritedir. Mesela Türkiye önümüzdeki günlerde siyasi olarak birçok krize gebe bir ülke. Baktığınız zaman. İşte 2023 tartışmaları geliyor. Birçok kriz görebileceğiz. Birçok değerler karşımıza gelebilecek. Bunları tartışacağız. İlk bölümde konuştuğumuz bölüm vardı. İşte şeyin yapılması. Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'un kriz başlangıcıdır. Yani siyasiler ben yaparım diyecek. Öbürü sen yapamazsın. Öbürünün tartışmasında seçim tartışmaları gelecektir. Bunlar hep sürekli kriz. Ama sonuç olarak geçmişin büyük oranda şaşkınlık haline atabildiğimizde krizi yönetmiş olabiliriz. O zaman güçlü irade. Yani orada işte insan gücü üretimini, insan gücü yönetimini çok dikkatli yapmamız gerekiyor. İnsan gücü yönetimi nedir? İnsan gücü yönetimi o insanları krize karşı duyarlı hale getirmektir. Mesela bugün işletmenizin içinde eğer kriz masanız yoksa, kriz ekibiniz yoksa yönetemezsiniz. Paniklersiniz. Mesela iyi bir finans uzmanınız yoksa paniklersiniz. Ne yapacağız parayı? Kaynaklarınızı planlamamışsanız, mesela finansal krizden bahsediyorum hani. Eğer altta bir kaynak planlaması yoksa, kaynak planlaması, altını doldurmamışsanız o kaynak planlamasını kullanma anında rezervlere müracaat etme hakkınız yoksa batar gidersiniz. Mesela bankalarla olan ilişkilerinizde iyi bir şekilde yönetim yapamıyorsanız bugün onu kontrol etme olanağınız yok. Yarın öbür gün paraya ihtiyacınız olduğunuzda fonlarınız, yedekleriniz, yedek akçeleriniz. Ticaret hukukunda da vardır. Hukuk biliyorsun kıymet evrakta. Evet. İşletmelere der ki şu kadar yedek akçe. Akçe demek ne demek? Kenarda biriktirdiğim bir paradır. Adı bile gelir yedek. Yedeğin de eğer kesenin içinde seni oraya götürecek olan şeyi planlamamışsanız
Gitmeniz mümkün değil. Bir çölde yola gidiyorsunuz. İki şişe suyunuz var. Öyle dikkatli kullanmanız lazım ki o geçtiğiniz sürede o suyla yaşamınızı sürdürmeniz lazım. Onunla ilgili bütçenizi ayarlamanız lazım. Ona göre kullanmanız gerekiyor onu. Ona göre değer üretmeniz lazım. Kendinizi ona göre, enerjinizi de ona göre kullanmanız lazım. Spor yapanlar çok iyi bilirler. Enerji depolamasından sonra o start noktasına vurduğu zaman o enerjiyi iki katında harcayacağı noktayı çok iyi bilirler. Koşunun başlangıcını da çok fazla harcamazlar. Sonra koşunun sonuna kadar o biriken enerjilerini eforda kullanma. Bu kriz yönetimidir. Bunları yaptığınız takdirde krizi yakalanmazsınız. Aslında sorun hayatımızın her safhasında var. Yok diye bir şey yok. Her saniye, her noktada karşımızda bir krizle baş başayız. Evet. Ha, yani sonuç tabii beklenti. Hocam aslında siz kriz yönetimi noktasında açıklamalar yaparken aklıma Anadolu insanının bir tabiri vardır. Kefen parası. Değil aslında mi? Burada bir krize karşı bir önlemdir aslında bu da. Tabii. Yani orada aslında tabii. Ben gömüleceğim çok kefen için bir para şey, bir şey değil bu. Bakın bu o hakikaten güzel bir kelimedir. Neden güzel bir kelimedir biliyor musun? Kefen parası. Ben değerleri düşük, refah düzeyi orta düzeyde veya geride olan bir ülkenin ferdiyim. Yarın öbür gün başıma bir şey geldiği zaman ben ortada kalmayayım. Bu benim kenarda duran paramdır. Ben öldüğüm zaman beni gömün derler. Bütün atalarımızdan bize gelen bir tavsiyedir. Evet. Hepimizde atasözü olarak ortaya gelmiş olan bir kelimedir. Dur. Mesela bugün alın halkımıza. Herkes bir emniyet tedbiri olarak kenarda. Yarın öbür gün başıma bir iş gelirse şurada 100 dolarım var, 10 tane altınım var, 5 tane bilmem ne var dediği değerleri saklarlar. İşte bu sorunu kriz haline getirmemenin başlangıcıdır, tanımaktır. Çünkü yarın öbür gün ama Allah'a şükürler olsun bugün Türkiye Cumhuriyeti bunları aşarak devlet yapısıyla Allah'a şükür hiçbir cenazemiz ortada kalmıyor. Yani belediye evet. hizmetleri her ilimizde mükemmel bir vaziyette yürüyor. Hiçbir cenazemiz, mevtamız masada kalmış değildir. Defnelerler. Bugün belediye hizmetleri her ilde öyledir. Bunu önemli bir tabir olarak söyledim. Kefen parası. İşte bugün o krizi sorun haline getirip de bunu ileriye dönük taşımamanın yolu bu ifadeden geçiyor. Burada bir çözüm. Bütün atalarımız bunu yapmıştı. Bize de bunu öğretmişlerdir. Yarın öbür gün gideceğin bir azığın yanında olsun. Yola çıktığın zaman yol arkadaşını, azığını, bütçeni ona göre ayarla derler. Hep söylemişlerdir bunu. Hep bize tavsiyedir bu. Biz buradan hareket ederek bir şeyleri çözümü oluştururuz. Tabii ki çözümü var. Ancak iyi tanımak lazım. Kabullenmek gerekiyor, bilmek gerekiyor. Bakın Japonya örneğini onun için verdim. Bugün Türkiye krizlerin ülkesidir. Ekonomik kriz olmayacak diye bir şey yok. Olacak. Yarın öbür gün farklı şeyler yaşayacağız. Bakın gıda krizi geliyor, bağırıyor. Söyledim. Bağır bağır karşımızda gıda krizi. Yarın öbür gün farklı krizlerle karşılaşacak bir ülke konumundayız. Şimdi siz, bakın kriz yönetiminden bir örnek vereceğim size. Ekonomik olarak söyleyeceğim onu. Çin bir senedir buğday stoğu yapıyor. Sizce neden yapıyor buğday stoğunu? Kriz var çünkü görüyor. Kuraklık var. Buğday ihraç eden ülkeler 2020 yılında buğday ihracatını kestiler. İhraç etmiyorlar, satmıyorlar. Vermiyorlar. Niye biliyor musunuz? Kendi stoklarını tutuyorlar. Çünkü bütün uzmanları şunu söyledi. Bakın yarın öbür gün buğdayda eksiklik olacak, üretilemeyecek, kuraklık gelecek, silolarınız sağlam olsun. Çünkü insanlar bir dilim ekmek bulamadığı zaman kıyamet kopar, birbirini yer. En basitinden bir hamuru, ki bizim kültürümüzde vardır, bir gözleme, bir bazlama, bir hamuru, bir pişi batının tabiriyle yaptığınız zaman karnınız doyar. En azından bir ekmekle karnınız doyar. Dünyanın en büyük krizlerin başında açlık gelmiştir. Açlık krizi gelmiştir. Pandemiyle birleşir, salgınla birleşir. Şimdi bakın, kendi stoğundan fazla, kendi üretiminden fazla stok yapıyor. 1,5 milyar insanı var, beslemesi lazım. Ona göre pirinç yetiştirmesi lazım, ona göre buğday yetiştirmesi lazım. Biz hangi tedbiri aldık? Bizimkiler de almıştır eminim ki. Ama 20 milyon ton üretimi varsa, 19,5 milyon ton tüketimi olan bir ülkede eğer stoklarımız dolu değilse biz o krize yakalanırız önümüzdeki dönemlerde. Paramız da yetmez. Para verip alamazsınız. Bir de öyle dönem gelir. Yani evet. Tabii ki gelecek. Bunların hepsi beklenen krizler. Burada devletten işte beklentiler o. Beni aç bırakmayacaksın. Bana bunu bulacaksın. Ben bilmem nerede ne var. Bugün 20 yıl sonrayı yönetebiliyorsanız krizi yönetiyorsunuz. 20 yıl sonranın hedeflemesini yapmanız lazım. Yapmazsanız yönetemezsiniz onu.
Sağlığımızla ilgili aynı şey değil mi? Bugün yediklerimiz yarın sıkıntı olarak geliyor. Evet, bu noktada erken teşhis de yani en basitinden, yani. Çok basitinden bugün gıda beslenme noktasında hani hep söylediğim bir şey, güzel şeyler ya sağlığa zararlı ya haram diye bir şey vardır bir ifadem benim. Evet. Ya hakikaten yediğimiz her şey bize dokunuyor. Hele bizim yaşımızda mesela şeker çok tatlı, harika, hı-hı, seviyoruz hepimiz ama ciddi bir şey. Şimdi yersen ölüyorsun. Yemezsen o sana bakıyor oradan. Kriz onu yönetmen lazım. Yani sırtını dönmen gerekiyor. İşte orada nefis kontrolü var. Ders almak var. Eskiden ders almak var. Mesela sigara içenlere hep onu söylüyoruz. Yani bu sizin için, ben de 15-20 sene tükettim o lanet şeyi. Ama sonra kurtuldum ondan. Bugün aynı şey bizim her dönemimizde, her kademede bizim için geçerli olan bir tehlike sınırı. Bunu elimizle yapıyoruz biz. Yani bugün içki tüketmek, uyuşturucu tüketmek elimizle yaptığımız bir sistem. Biz kendimizi zehirliyoruz. Evet. Bu bir sorundur aslında. Bunu kriz haline getirdiği zaman kontrol etmeniz çok zor. Burada işte beklentileri yönetmemiz gerekiyor. Eğer yönetebilirsek başarılı oluruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerek kriz tanımı, gerek kriz yönetimiyle ilgili bu güzel değerlendirmelerinizden dolayı. Son olarak söylemek biz istediğiniz... buna benzer şeyleri bir iki programda yapacağız. Buna benzer, evet, konuları halkımıza aktarmaya çalışıyoruz ki bunları iyi yönetmemiz gerekiyor. Bunları yönettiğimiz sürece başarılı oluruz. Yoksa kriz bitmeyecek. Evet. Çok açık. Yani sonuç olarak hep şuna bakıyorum. Geçmişin tecrübesinden örnek almamız lazım. Bugün pandemide edindiğimiz tecrübeyi yarın başka bir pandemik deneyimde getirmemiz lazım. Mesela Türkiye'nin aşı üretim merkezi olması, ona göre yatırımını alması, ona göre değerleri üretmesi yarın öbür gün bizi bu konuda rahatlatacaktır. Biz, evet, onları yaparsak hep beraber. Şunu söylüyorum. Su krizi var. Musluğu biraz daha kapatın. Lütfen lüzumsuz harcamayın. Kontrollü gidin. Kendimizi kontrol edersek yarın öbür gün çok büyük sıkıntıları, evet, engellemiş oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bir kamu spotu niteliğinde de son sözlerinizi, kesinlikle, aldık. Evet. Kıymetli izleyenler, Ekonomik Boyut programımızın bu hafta da sonuna geldi. Kıymetli ekonomist yazar Sinan Bayraktar hocamızla birlikte ekonomiyi yorumladık. İnşallah haftaya yine aynı gün ve saatte karşınızda oluncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.